Arkadaşlar merhaba 36. föyümüzde birlikteyiz tiyatro konusuna devam ediyoruz. Bu föyümüzde tiyatroyu Milli Edebiyat Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi açısından değerlendirip inceleyeceğiz. Milli Edebiyat Dönemi'ne başlayalım. Milli Edebiyat Dönemi Türk Tiyatrosu Tanzimat Dönemi'nde ilk örnekleri verilen Modern Türk Tiyatrosu Milli Edebiyat Dönemi'nde de gelişimini devam ettirmiştir. Bu dönemde tabii yeni lisan hareketi vardı hatırlarsanız. Yani dil biraz farklılaşacak. Yeni lisan hareketiyle konuşma diline yakın bir edebi dil oluşturan sanatçılar birçok tiyatro yazmıştır. Bu dönemde tiyatro alanında ilk girişim resmi bir tiyatro kurulmasıdır. 1915'te kurulan ve Darül Bedayi adını taşıyan bu ilk Osmanlı tiyatrosu aynı zamanda bir okul niteliği taşımaktaydı. Darül Beday'nin kuruluş amacı 3 maddeyle açıklanmıştı sanatçı yetiştirmek, oyun yazarının yetişmesine desteklemek, halkın tiyatro zevkini ve kültürünü arttırmak. Darül oynadığı ilk yerli oyun Halit Fahri Ozan Soy'un manzum olarak yazdığı Baykuş adlı oyun olmuştur. Hatırlarsınız Halit Fahri Beş Hececilerden şair olarak aslında tanımıştık. Oyun yazarlığı da bu şekilde önemsenen bir durum gördüğünüz gibi. Oyunu Muhsin Ertuğrul sahnelemiştir. Bu ilk resmi tiyatro savaşın gittikçe artan sıkıntıları içinde düzenli olmasa da çalışmalarını 1926'da şehir tiyatrosunun kuruluşuna kadar sürdürmüştür diyoruz. Bu dönemde tiyatro çalışmalarıyla tanınan yazarlar ise şunlardır. Milli Edebiyat Anlayışına bağlı yazarlardan olan Halit Fahri Ozansoy, Hatırlarsanız beş hececilerin içinde ismi geçmişti. Bu dönemde Baykuş, Ölüm Perileri, İlk Şair ve Hayalet adlı oyunları yazmış. Tiyatro yazarlığını daha çok Cumhuriyet döneminde sürdürmüştür. Yine beş hececilerin en güçlü şairi kabul edilen Faruk Nafiz Çamlıbel, Canavar, Öz Yurt, Akın, Kahraman, Yayla Kartal adlı oyunları yazmıştır. Devam ediyoruz 5 hececilerle Yusuf Siyah Ortaç Binnaz oyunu ile tiyatroya başlamıştır. Kördüğüm ve Eski Mektup bu dönemde kalem aldığı diğer önemli oyunlardır. Tekrarlayalım Halit Fahri Ozansoy, Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Siyah Ortaç ilk tiyatro yazarları arasında sayılabilir. Daha sonra romanda ve hikayede tanıdığımız roman yönü ön planda olan Halide Edip adı var. Bu dönemde Kenan Çobanları adlı bir müzikli oyun yazmıştır. Yine en önemli romancılardan Milli Edebiyat'ın Reşat Nuri Güntekin tiyatro ile yakından ilgilenmiş. Özellikle bu dönemde yazdığı yazılarla modern tiyatromuza büyük katkı sağlamıştır. Hançer, Eski Rüya, Taş Parçası, Gönül, İstiklal, Bir Yağmur Gecesi, Balıkesir Muhasebecisi, Tanrı Dağı Ziyafeti yazdığı oyunlardır. Bu dönemde yalnızca tiyatro yazarı olarak tanınan iki yazardan biri, Müsahip Sade Celal ve diğeri de İbnü Refik Ahmet Nuri 8. .'dir. Sadece tiyatro yazan yazarlar olarak e, ifade edilebilir. 1908'de oyun yazmaya başlayan Müsahip Sade Celal'in ilk oyunu Köprülülerdir. Yazarın oyunları daha çok töre güldürüsü niteliğindedir. Konularını genellikle Osmanlı tarihinden seçer. Çeşitli dönemlerdeki sosyal yaşayışı, töreleri, inançları, düşünüş ve biçimlerini gülünç yanlarıyla canlandırmaya çalışan Musaip Sade Celal sosyal eleştiriye büyük önem vermiştir. Yazarın oyunları siyasal ve belgesel niteliklidir. Saray yaşamını sosyal dramları anlatır. Yakın tarih ve Türk dünyası ele aldığı konuların başında gelir. Tarih havayı yansıtabilmek için oyunlarındaki kişileri kendi dönemlerinin kelimeleri ve dili ile konuşturmuştur. İstanbul Efendisi, Lale Devri, Macun Okkası, Atlı Ases, Fermanlı Deli Hazretleri, Balaban A ise en çok tanınan oyunlarıdır demiş bakın kaynağımız. İbnü Refik Ahmet Nuri 8. de Fransızcadan yaptığı uyarlamalarla tiyatromuza birçok oyun kazandırmıştır. Ayrıca gücü gücü yetene kadın tertibi kısmet değilmiş gibi kendi yazdığı oyunlarda vardır. Ve arkadaşlar Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosuna baktığımız zaman Cumhuriyet dönemi 1923-1950 arasındaki sürecinde tiyatro büyük ölçüde Cumhuriyet değerlerinin halka aktarılmasında bir araç olarak kullanılmıştır. Anadolu'ya yönelim baskın olduğu bu dönemde tiyatroda ağırlık verilen konuları şu şekilde sıralayabiliriz. Batılılaşma ve sosyal değerlerdeki değişmeler, eski ve yeni yaşam biçimlerinin çatışması, savaş yıllarında yaşanan olaylar, Cumhuriyet rejiminin faziletleri, Kurtuluş Savaşı ve Türk tarihi ve Atatürk'ün düşünceleri şeklinde sıralanabilir. Bu dönemin ilk yıllarına daha önceki yıllarda tanınan Reşat Nuri Güntekin, Muhip Sade Celal, Faruk Nafiz Çamlıbel, Halit Fahri Ozan Soy, Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi isimler tiyatro yapıtları kaleme almışlardır. Ayrıca Vedat Nedim Tör, Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet ve Cevdet Kudret 1923-50 arası dönemin tiyatro yazarları arasında yer almıştır. Vedat Nedim Tör, İşsizler, Kör üç kişi arasında, Hayvan Fikri 7, Kadın Polis olursa adlı oyunları yazmıştır. Necip Fazıl Kısakürek Tohum Bir Adam Yaratmak, Namı Diğer Parmaksız Salih, Reis Bey, Künye, Para ve Abdülhamit Han adlı oyunları kaleme almıştır diyoruz arkadaşlar. 1950 yıllarda 50'li yıllarla birlikte roman ve hikaye etkileyen e, değişen yaşam tarzları ve toplumsal dönüşüm tiyatroda da kendini doğal olarak göstermiştir. Göçler ve kentlerin e, kozmopolitleşmesi, işçi sınıfının yavaş yavaş etki sahasına girmesi, köy meselelerinin kentin göbeğinde tartışılması ister istemez bu konuların tiyatroda kendine yer bulması sonucunu doğurmuştur. 1930'larda yazmaya başlayan Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Muhip gibi isimler bu yıllarda da eser vermeye devam etmiştir. Hemen bütün oyunları İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oynanmış olan ve 1940-1970 yılları arasında epey eser veren devrinin en popüler ismi Cevat Fehmi Başkut'tur. Şöyle e, alalım yuvarlak içine Ahmet Molybdranas şair kimliğiyle tanınmasına rağmen o böyle istemezdi ve Gölgeler adlı tiyatro oyunlarını yazmış ve bu oyunlar şehir ve devlet tiyatrolarında sahnelenmiştir. E, Ahmet Molybdranas'ı da şöyle belirtelim oyunları nelermiş o böyle istemezdi ve Gölgeler. Oktay Rıfat 1940'lardan başlayarak 1960'ların sonuna kadar sahne dünyasına eser kazandırmış oyun yazarları arasında sayılabilir. Oktay Rıfatı nereden hatırlıyoruz? Hemen hatırlayalım arkadaşlar. Garipçilerden biriydi biliyorsunuz. E, Cumhuriyet dönemine doğru e, oyun yazarlığı yaptığını da o zaman söylemiştik. Ama önemli e, özelliği tabii ki şairliğidir. Oyun içinde oyun, bir takım insanlar, atlarla filler, Çilhoroz, yağmur sıkıntısı da oyunlarından bazılarıdır. 1960'lı yıllarda da oyun yazarlığında gelişmeler artarak devam etmiştir. Geçim sıkıntısı çeken orta aile memurun emekçinin küçük esnafında kahraman kadrosuna dahil olduğu görülür. Bu yıllarda tiyatro yazınının yazınında konularda çeşitlenir. Köy ve kasaba ortamını işleyen oyunlar, tarihe yönelen oyunlar yazılmıştır. Geleneksel gerçekçi tiyatronun yerine soyutlamalara giden, teknik farklılıklar arayan ve tiyatro sanatı üzerine yoğunlaşan bir üslup arayışı kendini gösterir. Bu arayışlar yazarları epik tiyatro ve absürt tiyatro gibi öncü türlere yöneltmiştir. Dikkat ederseniz artık bir modern tiyatro anlayışı bu dönemde başlıyor. Hangi dönem? Tekrar şöyle tarihin altını çizelim. 1960'lı yıllarda hem konular çeşitleniyor. Nedir? Normal hani işte geçim sıkıntısı çeken memurlar, emekçiler, küçük esnaf. Aynı zamanda köy kasaba sorunları. Yine e, tabii ki tarihi yönelen e, e, tiyatro oyunlarımız da var ve en son haliyle bu dönemde asıl önemli olan epik tiyatronun ve absürt tiyatronun Türk edebiyatına girmiş olması. Ayrıca yine 1960'lı yıllarda tiyatronun taklit görünümünden sıyrılıp yerli orijinal milli tiyatromuzun da oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu gelişmeler 80'lere kadar devam edecektir. Hemen hepsi sahnelenmiş 20 kadar oyun yazan Necati Cumalı boş beşik susuz yaz ve nalınlarla başlayan oyun yazarlığını Vur Emre Ezikotlar Mine Derya Gülü Aşk Duvarı Zorla İspanyol Tehlikeli Güvercin Vatan Diye Diye gibi oyunlarıyla zirveye taşır. Bu arada Necati Cumalı'yı nereden hatırlıyoruz? Toplumcu gerçekçi köy edebiyatı ve romanı açısından incelemiştik yazarımızı. Onu da hatırlatmış olalım. Mizahi üstü toplumsal eleştiriyi merkeze koyan yaklaşımıyla Aziz Nesin de tiyatro türünde eserler vermiştir. Yine Aziz Nesin'i toplumcu gerçekçi roman içinde incelediğimizi hatırlayalım. Klasik biçimlerde sunduğu biraz gelir misiniz? Çiço, e, Tütelimden Rowney, Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı, Hadi Öldürsene Canikom isimli oyunları bulunmaktadır. Toros Canavarı, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz da adlı güldürüleri de aynı zamanda önemlidir diyoruz. Bir ÖSYM sorumuz var. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir şeklinde bir soru. Okuyalım parçamızı öncelikle. Batı'nın yalnızca maddeye ve teknik güce olan inancının değil, akla verdiği önemin de eleştirilmesinden yanadır. 1935'te yazdığı ve ilk oyunu tohumda görüşünü her şeyin ve her hadisenin anahtarını ruhta ve göze görünmeyende bulan prensip olarak tanımlanmıştır. Namı diğer Parmaksız Salih'te yüce gönüllülükle düzenbazlığın toplumda yan yana yaşadığını gösterir. Parada ise maddi çıkarlar için her türlü ahlaksızlığı mübah gören bir bankacının kendi hayat felsefesinin kurbanı oluşunu anlatmaktadır. Evet, eserler özellikle bizim için ipucu. Aynı zamanda madde ve teknik güce değil de akla verdiği önemli ön planda olması Tohum, Namı Diğer Parmaksız Salih, Para Kimin eserleriydi? Tabii ki Necip Fazıl Kısa cevabımız ne olacaktır? D olacaktır. Bu arada sorumuzun ne kadar güncel olduğunu da hemen şöyle hatırlatmış olalım. 2021'in ÖSYM sorusu. Evet, Cihat Fehmi Başkut oyun yazmaya Muhsin Ertuğrul'un teşvikili 1942'de başlamıştır. Oyunlarında ağırlıklı olarak içinde yaşadığı toplumdaki sorunları Çelişkileri siyasal ve toplumsal değişmelerin etkilerini ve kültürel çatışmaları gözlemleyerek gerçekçi bir biçimde ele almıştır. O yüzden Cevat Fehmi Başkutun edebi anlayışını gerçekçi olarak nitelendirebiliriz. Konularını günlük hayattan almış olaylar içindeki insanı genellikle ahlaksal açıdan irdelemiştir. Değerlerinin yok olduğunu gören toplumun duygularını ve hayal kırıklıklarını işlemiştir asıl mesleğinin gazetecilik olması oyunlardaki konuların gerçekliğini desteklemiştir. Oyunlarında etkileyiciliği arttırmak için kahramanlarına uzun duygusal konuşmalar yaptırma yöntemini seçmiştir. Yönetimsel bozukluklardan parti çekişmelerine, siyasetten ticari yolsuzluklara, görgüsüzlüğe uzanan pek çok konuya eğilmiştir. Yani konu yelpazesi oldukça geniş gördüğünüz üzere. Paydos ile yurt dışında oyunu sergilenen ilk Türk oyun yazarı ünvanını almıştır. Harput'ta bir Amerikalı Paydos sana rey veriyorum. Hacı yatmaz buzlar çözülmeden makine, koca bebek, göç, büyük şehir, küçük şehir oyun türlerindeki diğer yapıtlarıdır diyoruz Cevat Fehmi Başkut için. Haydun Taner ilk oyunlarında dramatik türün başarılı örneklerini vermiştir. Hatırlarsanız Haldun Taner'i daha önce hikaye türünde de işlemiştik. Tiyatro yönüp biraz daha yani bir adım öndedir diyebiliriz. Keşanlı Ali Destanı adlı oyunuyla epik tiyatro anlayışına yönelmiş ve bu anlayışın Türk Edebiyatı'ndaki öncüsü olmuştur. Yani ilk epik tiyatro örneği Haldun Taner tarafından verilmiştir diyebiliriz bir başka deyişle. Bertolt Brecht'in epik tiyatrosunun Türk edebiyatındaki ilk denemesi kabul edilen Keşanlı Ali Destanı temelde gece kondu sorununu ele alan yazar devletin gece kondularla ilgili politikalarını eleştirel gerçekçi bir bakış açısıyla ele almıştır bu oyununda. Dışarıdakiler fazilet eczanesi lütfen dokunmayın huzur çıkmazı günün adamı keşanlı Ali Destanı, gözlerimi kaparım vazifemi yaparım eşeğin gölgesi sersem kocanın kurnaz karısı zilli zarife vatan kurtaran şaban ay şamata diğer oyunlarındandır arkadaşlar şöyle önemli bir yıldız atalım yaşasın demokrasi tuş şişhaneye yağmur yağıyordu ay ışığında çalış kur. 12'ye bir var konçinalar sanço'nun sabah yürüyüşü yalıda sabah da hatırladığınız üzere neleriydi yazarımızın öykü türündeki eserleriydi diyoruz haldun taner için Evet Orhan Aslan'a Türk oyun yazarlar arasında 1950 kuşağı içinde yer almış Türk tiyatrosunun Shakespeare olarak nitelendirilmiştir aynı zamanda daha önce ÖSYM tarafından da soruya konu olmuş bir yazarımız Osmanlı tarihinden aldığı oyunlarıyla tanınmıştır. Oyunlarında evrensel anlamda korku, suç, zaaflar, bireysel açmazlar, dostluk, yalnızlık, güçsüzlük gibi kavramları irdelemiştir. Eserlerini şöyle sıralayabiliriz arkadaşlar. Tanrılar ve insanlar, Hürrem Sultan, daha önce Hürrem Sultan sorulmuştu. Tohum ve Toprak, Fadik Kız, Simavnalı Şeyh Bedrettin, Atçalı Mehmet, Şili'de Av, Ölükentin Nabzı, ya Devlet Paşa, ya Kuzgun Leşe, Şeklinde sıralanabilir tiyatro oyunları Orhan Asena'nın. Recep Bilginer 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından verilen devlet sanatçısı e, ünvanını almıştır. Oyunlarında toplumsal aksaklıkları, kırsal kesimde yaşanan hayatı, kadınların yaşadığı sorunları konu edinmiştir. E, eserlerine baktığımız zaman İsyancılar, Sarı Naciye, Gazeteciden Dost, Parkta Bir Son var günüydü. Ben devletim Yunus Emre Mevlana şeklinde sıralanabilir. Evet, kitaplarda, testlerde en çok sorularda Sarı Naci adlı tiyatrosuyla sorulur yazarımız. Güngör Dilmen ilk oyunu Midas'ın kulaklarını 1959'da henüz öğrenciyken yazmış. Sinema Tiyatro Dergisi'nin açtığı tek perdelik oyun yazma yarışmasında bu oyunuyla katılarak birinci olmuş. Konularını Türk tarihinden, Yunan mitolojisinden, masal ve efsanelerden alan oyunlar yazmıştır. Klasik Yunan trajedyası tekniğini Anadolu mitolojisinden, Türk tarihinden seçtiği konulara uygulamıştır. Canlı maymun lokantası önemli bir özellik taşır. İlk absürt tiyatro olarak da tiyatro tarihimize geçmiştir. Bunun dışında kurban, akadın yayı, üç oyun... Midas'ın kulakları, Midas'ın altınları, Midas'ın kördüğümü şeklinde. Yani şu üç oyun şöyle ifade edilebilir. Deli Dumrul, Bağdat Hatun, Ben Anadolu oyun türündeki yapıtlarıdır. Evet, Turgut Özakman Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunun önemli yazarları arasında yer alır. Türk tiyatrosunun ulusal kimlik kazanmasında oldukça önemli bir rol oynayan yazar. Geleneksel Türk tiyatrosundan gelen ögeleri çağ uyarlayarak oyunlarında kullanmıştır. Tiyatronun yanı sıra roman türünde de yapıt veren Turgut Özakman'ın Şut Çılgın Türkler, Dirileş Çanakkale 1915 romanları geniş okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Turgut Özakman'ın oyun yazarlığına ilişkin olarak en çok üzerinde durduğu görüş oyun yazarlığının teknik bilgi birikimi gerektiren bir uzman yazarlığı olduğudur. Bu konudaki bilgi birikimini hacimli bir şekilde ortaya koyduğu oyun ve senaryo yazarlığı şeklinde bir yapıtında toplamış ve bunun üzerinde durmuştur. Diğer eserlerine bakan yönüyle Masum Katiller, Pembe Evin Kaderi, Güneş'te 12 Kişi, Tufan, Duvarların Ötesi, Kanaviçe, Ocak, Paramparça, Sarı Pınar 1914, Fehim Paşa Konağı, Ah Şu Gençler, Bir Şehnaz Oyun, Töre, Deliler, Ben Mimar Sinan, Üç Destan şeklinde tiyatro eserlerini sıralayabiliriz. Turan Oflazoğlu konularını günlük yaşamlar ve tarihten aldığı oyunlarıyla ünlenmiştir. E, Keziban Allah'ın dediği olur. Deli İbrahim, Sokrates savunuyor. 4. Murat, Bizans çöktü. Genç Osman, Elif Ana, Kösem Sultan yine bir gün, gün Nihal adlı oyunlarını yazmış. 4. Murat, Deli İbrahim ve Kösem Sultan iktidar üçlemesi başlığı adı altında da yayınlanan oyunlarıdır. Bu arada Orhan Asena ile karıştırmayalım. Orhan Asena'nınki Hürrem Sultan'dı e, Turanoflas ise Kösem Sultan bu ayrıntıya da dikkat edelim lütfen. Refik Erduran daha çok güldürü ve vaudeville türünde eserler yazmıştır. Toplumsal aksaklıkları konu alan oyunlar kaleme almıştır. Bir kilo namus Cengiz Han'ın bisikleti oyunlarıyla tanınmıştır. Karayer Köprüsü, Ramiz ile Jülide, Direkler Arası, Canavar Cafer de diğer oyunları arasında sayabileceğimiz eserleridir yazarımızın. Evet şimdi önemli notlarımız var ona bakalım. Tiyatro sanatında genel olarak kapalı biçim ve açık biçim olarak adlandırılan iki tür yöntem vardır. Kapalı biçim benzetmeci dramatik yöntem olarak da isimlendirilir. Bu yöntemde izleyicinin oyunu o anda yaşamakta olan gerçek bir olaymış gibi izlemesi amaçlanır. İzleyici oyunun sonuna kadar çok e, yok sayılır. Doğrudan izleyiciye yönelilmez. Açık biçim ise göstermeci epik yöntem olarak da isimlendirilir. Bu yöntemde izleyici bir oyun izlediği hissettirilir. Epik tiyatro kavramı Alman tiyatro yazarı ve kuramcı Bertolt Brecht tarafından ortaya atılmıştır. Epik sözcü destanla ilgili destansı destana özgün. Zaten epik şiirde de ifade etmiştik hatırlayacaksınız. Bu anlamlara gelir ancak epik kavramı tiyatroda break tarafından farklı anlamda kullanılmış. Epik tiyatro alışa geldiğimiz tiyatro anlayışından farklıdır. Toplumsal ve politik konuları ele alan, seyircinin bu konular üzerinde düşünüp fikir yürütmesini amaçlayan, bilgilendirici, tezli, eleştirel gerçekçi bir tiyatro anlayışıdır epik tiyatro. Yine epik tiyatroda seyirci daima bir oyun izlediğinin farkında olarak uyanık ve dikkatlidir. Oyuncular bazen seyircilerin arasında konuşarak sahneye doğru yürür, bazen de seyircilerle konuşur. Epik tiyatroda oyuncuların rol dağılımı da dramatik tiyatrodan farklıdır. Bir oyuncu birden fazla rolde olabilir. Birbirinin yerini oynayabilir. Brecht'in Türk tiyatrosunda tanınmaya başlanması 1960'lı yıllara rastlar. Haldun Taner epik tiyatronun edebiyatımızdaki oyuncusu kabul edilir. Haldun Taner'in başta Keşanlı Ali Destanı olmak üzere Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım, Eşeğin Gölgesi adlı oyunları epik tiyatronun örnekleri arasında yer alır. Burası çok önemli arkadaşlar. Keşanlı Ali Destanı hem Harun Taner'in hem de Türk tiyatrosunun ilk epik oyunudur. Brecht'in epik tiyatro tarzı ile geleneksel Türk tiyatrosunun unsurlarının kaynaştırılması ile yazılan bu oyunda az önce öğrendiğimiz açık biçimin tüm ayrıntılarına dikkat edilmiştir. Yani oyuncular e, sahnede bir oyun bir kurgu olduğunun devamlı farkındadırlar. Onlar unutsalar bile oyuncular tarafından yer yer bu şekilde hatırlatmalar yapılarak bu hissettirilir diyoruz. Şimdi ödev testimize geldi sıra. Ödev testimiz birinci sorusunda hangisi Cumhuriyet dönemi tiyatrocularından biri değildir? Şimdi baktığımız zaman hemen dikkatinizi çekmiştir zaten. Cahit Sıtkı Tarancı zaten neydi? Arkadaşlar şairdi ve öz saf şiir anlayışına bağlı şairlerin arasında saymıştık. Ama Refik Erduran, Recep Bilginer, Orhan Asena, Güngör Dilmen tabii ki Cumhuriyet dönemi tiyatrocularındandır diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz hangisinde Cumhuriyet dönemi tiyatrosu ile ilgili bilgi yanlışı vardır? Bakalım şimdi. 1950'lerde devlet yönetimine ilişkin siyasal sorunlar tiyatro aracılığıyla gündeme gelmiştir. Doğru. 1923-40 arasındaki dönemde Darülbedayi ve ona bağlı topluluklar yerli oyunlara ağırlık vermişti hatırlarsanız. Yalın canlı bir dille hem nazım hem nesir biçimde oyunlar yazılıyor Cumhuriyet dönemi için. Yapıtlar ve sahne teknik açıdan güçlenmiş, kadın oyuncular sahnede daha çok yer almaya başlamıştır yine bu dönemde. Modern tiyatro türleri örnek alınarak geleneksel Türk tiyatrosuna karşı çıkılmıştır. Yani edebiyat tarihinin hiçbir döneminde geleneksel Türk tiyatrosuna karşı çıkılmamış hatta bizzat kaynak olarak kullanılmıştır. O yüzden cevabımızı A şıkkı olarak işaretleyebiliriz. Üçüncü sorumuz bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Oyunların yanı sıra roman, senaryo, araştırma türlerinde yapıtları vardır. İnsanı sosyal çevresi içinde ele alan toplumsal sorunları irdeleyen başarılı oyunlar yazmıştır. Şu çılgın Türkler, ah şu gençler yapıtlarından bazılarıdır. Hatta en meşhur romanı şu çılgın Türkler. E kimdi bu sanatçımız? Tabii ki Turgut Özakman'dı. O yüzden cevabımızı A şeklinde işaretleyebiliriz. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? Şimdi bakalım arkadaşlar e, ne var? Buzlar çözülmeden Cengiz hanım bisikleti sarı Naci, fazilet eczanesi bunlar tiyatro eserleriydi fakat siyah kehribar arkadaşlar roman türünde bir eserdi kimin eseriydi tarık buğra'nın bu yönüyle cevabımızı D olarak işaretleyebiliriz buzlar çözülmeden cengiz hanım bisikleti sarı Naci, fazilet eczanesi ise Tabii ki tiyatro türündeki eserlerde. Evet bu eserlerin yazarlarını da tiyatro eserlerimizin yazarlarını da hemen hatırlayalım. Buzlar çözülmeden Cevat Fehmi Başkut hemen şöyle eşleştirelim. Cengiz Han'ın bisikleti Refik Erduran. Sarı Naciye, Recep Bilginer. Fazilet Eczanesi ise Haldun Taner şeklinde eşleştirme yaparak hatırlamış olalım. Beşinci sorumuz bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır şeklinde. Cumhuriyet döneminde konusunu toplumsal eleştirilerden, köy gerçekliğinden, tarihi olay ve kişilerden, aile dramlarından alan birçok başarılı tiyatro eseri yazılmıştır. Recep Bilginer'in köy yaşamını dile getiren sarı naciyesi. Buradaki eşleştirmede bir sorun yok. Orhan Asena'nın konusunu tarihten alan tohum ve toprak. Burada da bir problem yok. Şöyle yapalım. Refik Erduran'ın toplumsal yergi niteliğindeki bir kilo namusu. Burada da bilgi yanlış yok. Haldun Taner'in edebiyatımızdaki ilk epik tiyatro örneği. Keşan Ali Destanı. Problem yok. Turan Oflazoğlu'nun mazlum olarak yazdığı Binnaz adlı oyunları Cumhuriyet döneminde önemli yapıtlarıdır. Fakat Turan Oflazoğlu ile Bin Naz eşleşmiyor. Çünkü arkadaşlar Binnaz Yusuf Ziya Ortaç'ın tiyatrosu bu yönüyle E şıkkında bilgi yanlışımız var diyebiliriz. Altıncı sorumuz bu parçada söz edilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? Seyirci olabildiğince oyunun dışında tutan sahnede geçenlerin bir oyun olduğunu sürekli olarak duyumsatan ve böylece seyirciyi oyuna bir gözlemci olarak katan onu düşünmeye yönelten tiyatro türüdür. Bertolt Brecht oyunların bu türlü örneği kabul edilir. Dünya Edebiyatı'ndaki temsilcisi. Hangi tiyatroydu bu? Tabii ki arkadaşlar epik tiyatroydu. Hatta açık ve kapalı şekil biçim şeklinde de bir araştırma yapmıştık. Açık biçim örneği olarak gösteriliyordu. Epik tiyatro cevabımız D şıkkıdır diyoruz. İkinci testimizin ilk sorusu bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisi bilgi yanlışına neden olmuştur? Bakalım şimdi. Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunda toplum dışına sürülmüş kişilerin toplumla uyuşmazlığını, aile bireyleri arasındaki ilişkileri ele alan yazarlardan biri olan Turgut Özakman, bireyi toplumsal koşullar açısından inceleyişiyle dikkati çeker. Pembe evin kaderi, ocak, kanaviçe, evet bunların hepsi yazarımıza ait eserlerdir. Fakat e, huzur çıkmazı e, Turgut Özakman'ın değil Haldun Taner'indir. Bu yönüyle cevabımızı E şıkkı olarak işaretleyebiliriz. İkinci sorumuz oyunlarında daha çok tarihi olaylara ve kişilere yer veren e, yazarlarımız. Konusunu Osmanlı tarihinden aldıkları oyunlarıyla dikkate çekmiştir. Hatta bu ikisi karışabilir demiştik. Hürrem Sultan ve Kösem Sultan'ı yazmaları itibariyle e bu yönüyle e, Osmanlı tarihi deyince aklımıza gelecek tabii ki iki tiyatro sanatçısı var. Yazarı Orhan Asena, Turan Oflazoğlu. Bu yönüyle hemen işaretleyebiliriz şıkkımızı C olarak. E, Hürrem Sultan Orhan Asena'nın, Kösem Sultan da Turan Oflazoğlu'nun o şekilde kafanızda kodlayabilirsiniz. Evet, üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi tür yönünde diğerlerinden farklıdır? Şimdi baktığımız zaman buradaki eserlerin hepsi Halun Taner'in arkadaşlar, Sersem Koca'nın kurnaz karısı, Huzur çıkmazı, Fazilet eczanesi, Eşeğin gölgesi. Bunlar tiyatro eserleri Halun Taner'in "Şişhaneye Yağmur Yağıyordu" ise e, hikaye türündeki eseridir. Bu yüzden cevabımızı A olarak işaretleyebiliriz. Dördüncü sorumuz bu parçadaki numaralanmış bölümlerden hangisi bilgi yanlışına neden olmuştur şeklinde. E, okuyalım parçamızı. Oyun ve hikaye yazarı olarak tanınan Haldun Taner. Gazetelerde fıkra ve söyleşiler yazmış, baş yazarlık yapmıştır. Tiyatro eserlerinde çağın değişen toplumsal olaylarını ve sorunlarını ele almıştır. 1949-1962 yılları arasında yanılsamacı anlatımla iyi kurgulu oyunlar kaleme alıp 1962'den sonra Brecht'in epik tiyatro anlayışını benimsemiştir. Keşanlı Ali Destanı, Ayışığı'nda Şamata, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı ve Fazilet Eczanesi eserlerinden bazılarıdır. Fakat arkadaşlar, Tanrılar ve İnsanlar eee Haldun Taner'in eseri değil, kimin eseriydi? Hatırlayalım. Orhan Asena'nın eseriydi. O yüzden cevabımız rahatlıkla D şıkkı şeklinde işaretleyebiliriz. Beşinci sorumuz aşağıdaki yazı aşağıdakilerin hangisi bu parçada adı geçen yazarlardan birinin yapıtı değildir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında büyük bir kısmı daha önceki yıllardan tanınan Reşat Nuri, Faruk Nafis, Musaip Sade Celal, Halit Fahri, Ozan Soy gibi yazarlar tiyatro eserleri yazmaya devam etmiştir. Şimdi bakalım e, eserlerimize yayla kartalı arkadaşlar Faruk Nafis e, Çamlıbeli'ndir. Hemen şöyle işaretleyelim. E, Baykuş dediğimizde Halit Fahri Ozan soyundu hatırlayalım. Köprülüler deyince müsahip sade Celal demiştik hatırlarsanız. Tanrı dağ ziyafeti Reşat Nuri Güntekin'indir. E, Hürrem Sultan ise arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıda yazarı e, söylenmediği için zaten biliyoruz Hürrem Sultan artık. Orhan Asenan'ındır cevabımızı E şeklinde işaretleyebiliriz. Altıncı sorumuz aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner'e ait tiyatro yapıtlarından biri değildir? Hemen bakalım dışarıdakiler gözlerimi kaparım vazifemi yaparım zilli zarife vatan kurtaran Şaban Haldun Taner'e aittir. Ama canlı maymun lokantası hatta ilk absürt tiyatro demiştik Güngör Dilmen'indir o yüzden cevabımızı D olarak işaretleyebiliriz. Üçüncü testimizin ilk sorusuna bakalım. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Bir Adam Yaratmak adlı oyunu tiyatrosunun en güçlü oyunlarından kabul edilmektedir ki hemen altını çizelim. Konularına mistik açıdan yaklaşan yazar, bu arada mistik ifadesi de en önemli ipuçlarından biri, görünenin ardındaki görünmeyen gerçeklere yaklaşmak ister. Oyunlarını insanların ruhsal bunalımlarının nedenleri üzerinde durur. Bu insanlar topluma yabancı uyumsuz kişilerdir. Özellikle mistik anlayış ve tabii ki bir adam yaratmak eserinde eşleştirmesiyle yazarımızın deci fazla kısa kürek olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Evet ikinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi bu parçada adı geçen oyunların yazarlarından biri değildir? Özellikle 1950 yılından sonra oyun yazarlarının aydın ve toplumsal sorumluluk gibi kavramlar etrafında kültürel sorunlara ilgi duymaya başladıkları görülmektedir. Oyunlardaki aydın kişi çoğu zaman öğretmen, gazeteci ya da sanatçı olarak kurgulanmıştır. Her türlü yozlaşmaya karşı bilim, akıl, inanç, özveri gibi olumlu değerleri yüceltme çabasındaki aydın tipidir bu oyun kişileri. Ancak kimi zaman kişisel özellikleri, kimi zaman da toplumdan yeterli desteği göremediğinden haklı olsa bile yenilgiye mahkumdur. Aydın kişinin topluma ve kendisine yabancılaşmasının bir sorun olarak ilk kez oyunlarda işleniyor olması 1950 yıllar, 1950'li yılların oyunlarında dikkat çeken bir noktadır. Paydos Günün Adamı, Fazilet Eczanesi, Güneşte 10 Kişi, Karayer Köprüsü, bu konuyu irdeleyen oyunlar arasındadır. Şimdi burada eser yazar eşleştirmesi yaparak e, nedir yazarların dışta kalan yazarımızı bulabiliriz. Şimdi Paydos dediğimizde hemen şöyle e, Cevat Fehmi Başkut diyeceğiz, şöyle işaretleyebiliriz, eşleştirebiliriz. E, bakıyoruz Günün Adamı dediğimizde Haldun Taner hemen hatırlayacaksınız. Şöyle eleyelim. Fazilet Eczanesi yine Haldun Taner. E, güneşte 10 kişi dediğimizde Turgut Özakman. Şu şekilde yapalım. Evet böylece şöyle elemiş olduk. Ve Karayar Köprüsü de zaten Refika Erduran'ın da. E, böylece arkadaşlar geriye eseri verilmeyen e, sanatçı olarak Aziz Nesin kaldı cevabımızı B olarak işaretleyebiliriz. Üçüncü sorumuz bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Şiir dışında tiyatro ile de ilgilenen yazarın Anadolu köylüsünün savaş ve yoksulluk sebebiyle karşı karşıya kaldığı acıları ilk kez tiyatro sahnesinde sergilediği Canavar adlı oyunu Osmanlı'nın son zamanlarında köylünün durumunu ele aldığı yapıtıdır. Bu eser 1960'lı yıllarda Artacak Köy konulu oyunlarında ilki olmuştur. Tabi burada şiir deyince burada bir sürü şairimiz var gördüğünüz gibi. Fakat ne, nereden çıkaracağız cevabımızı? Oyun e, yazar eşleştirmesi canavar Faruk Nafis Çamlıbel'in olduğu için cevabımız Aşıkkı'dır diyebiliriz. Dördüncü sorumuz bir tablo sorusu. Bu tabloda numaralanmış yerlere getirilmesi gerekenler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi 12'ye 1 var. Aldın Taner'in hikaye türlü eseri. E, Zimanalı Şeyh Bedrettin de kimin de? Orhan Asena'nın da. E, böyle olunca rahatlıkla hikaye şıkkına bakıyoruz. E, diğer bütün şıkları hemen eleyebiliyoruz. Böylece arkadaşlar hikaye sana rey veriyorum Cahit Bey'in başkutun ve Orhan Asena'nın Simavnalı Şeyh Bedrettin tiyatro eseri yerleştirmesini yapabiliriz. Cevabımız A'dır diyebiliriz. Evet dördüncü tersin ilk sorusu bu parçada kim oyunlarından söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Ben Devletim adlı oyununda dar gelirli memurun durumunu içinde bulunduğu düzenin bir parçası olarak rüşvet almasının nedenlerine değinerek ele almıştır. İsyancılar adlı oyununda ise seyircinin adalet duygusunu kanatan bir muhtar aracılığıyla yerel yönetimi parti-hükümet sermaye ilişkisine de değinmiştir. Şimdi ben devletim ve isyancılar kimin eseri arkadaşlar? Recep Bilginer'in bu yönüyle cevabımız rahatlıkla C şıkkıdır diyebiliriz. İkinci sorumuz bu parçada numaralanmış eser adlarının hangisi bilgi yanlışına neden olmuştur şeklinde. Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunda tarih, efsane ve masal eksenli pek çok oyun yazılmıştır. Nazım Hikmet'in Yusuf ile Menofis, Orhan Asya'nın Tanrılar ve İnsanlar, Güngör Dilmen'in Midas'ın Kulakları, Turgut Özakman'ın Duvarların Ötesi bu tür oyunlar içinde yer almaktadır. Fakat arkadaşlar Ramiz ve Jülide Turgut Özakman'ın değil Refik Erduran'ın eseridir. O yüzden 4 numarada bilgi yanlış olduğu için cevabımızı D olarak işaretleyebiliriz. Üçüncü sorumuz bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Okuyalım parçamızı. Genellikle doğu batı geleneksel modern genç ve yaşlı kuşaklar arasındaki karşılıklar etrafında tartışmaya açılan batıllaşma sorunu karşısında yazarların tutumu birbirinden farklıdır. Bunların ilki batıllaşmaya birlikte batıllaşmayla birlikte aile kurumunda ve toplumda ortaya çıkan modern yaşam biçimine karşı eleştirel ve karamsar olan yaklaşımdır. Küçük şehir Koca bebek Harput'ta bir Amerikalı adlı oyunlarıyla bu eğilimin adeta öncülüğünü yapmıştır. Yazarımız kimdir? Cevat Fehmi Başkut'tur. Cevabımızı D olarak işaretleyebiliriz. Dördüncü sorumuz bu parçada numaralanmış yazar adlarından hangisi bilgi yanlışına neden olmuştur şeklinde. 1960'lı yıllarda yazılmış oyunlardan bazıları sahnelendiğinde büyük etki yaratmış, büyük ilgi görmüştür. Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı ve Vatan Kurtaran Şaban, Güngör Dilmen'in Midasın Altınları, Canlı Maymun Lokantası ve Kurban, Turgut Özakman'ın Ocak, Turan Oflazoğlu'nun Atçalı Kel Mehmet, Necati Cumalı'nın Boş Beşik bu bağlamda örnek oluşturan oyunları arasındadır. Şimdi burada sadece şu sorun var. Atçalı Kel Mehmet Turan Oflazoğlu'nun değil Orhan Asena'nındır. Bu yönüyle dördüncü ifadede bilgi yanlışı vardır. Cevabımızı böylece D olarak işaretleyebiliriz.